merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve Dünya'dan haberler, gündemdeki konularla haftanın ilk Stüdyo Washington yayını başlıyor. İlk durağımız başkent olacak, zira başkentte bu hafta hareketli günler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Washington'a geliyor. Erdoğan çarşamba günü Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la bir araya gelecek. Beyaz Saray Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanırken bu kez Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'den Türkiye'ye yönelik bir yaptırım tehdidi geldi. Öte yandan bu hafta Aziz soruşturmasında önemli bir viraja giriliyor. Aziz soruşturması süresince kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi'nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu kez basına açık şekilde ifade verecek. Kısacası Washington'da gündemin yoğun olacağı bir haftaya giriyoruz. Ayrıntılar için Stüdyo Washington başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere yarın Washington'a geliyor. Söz konusu ziyaret, ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesi ve Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde karar alınmasının ardından gerçekleşecek. Erdoğan'ın çantasında hangi dosyalar olacak, Trump-Erdoğan buluşmasında hangi başlıklar öne çıkacak, Ankara yaptırım tehditlerine nasıl karşılık verecek, tüm bu soruların yanıtlarını Serhan Akif Akyıldız'dan alacağız. Serhan, bu ziyaret Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrini nasıl etkiler, her iki tarafında ziyaretten beklentileri neler? Özlem, seyrini nasıl etkiler sorusu görüşmenin nasıl geçeceğiyle ilgili diyebiliriz. Amerika'da çarşamba günü Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Yerel saatte iki isim 15'te, yerel saatte 15-10 gibi de ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor görüşmeden sonra. Görüşmenin gündemi bir hayli yoğun gibi görünüyor. Suriye konusu görüşülecek, terörle mücadele konusu gündemde olacak. S-400 konusu, F-35 konusu gündemde. Sen de söyledin, Temsilciler Meclisi'nin aldığı yaptırım karar tasarısı, kabul ettiği karar tasarısı var, Ermeni karar tasarısı var. Bütün bu konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Bütün bu konularda olumlu bir sonuç elde edilir mi, edilmez mi? İşte ilişkilerin seyrini biraz da o belirleyecek. Özellikle S-400 konusu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatından önce de Amerika'da gündemin üst sıralarındaydı. Türkiye ilgili konularda bir NATO müttefikinin Amerika yerine Rusya'dan silah alması oldukça eleştirilmişti. O dönemde de Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalabileceği yaptırım tartışmaları gündeme gelmişti. Amerika'ya hasım ülkelere yönelik katsa yaptırımları söz konusu. Türkiye'nin de bu katsa yaptırımları dahilinde Türkiye'de yaptırım uygulanabileceği tartışılmıştı Amerika'da. İşte yarın gündemdeki konulardan biri de o olacak. S-400 konusunda özellikle sen de söyledin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'dan açıklamalar geldi. Dün CBS televizyonuna çıktı. Face the Nation adlı programda konuştu Robert O'Brien ve Türkiye'nin S-400'lerden kurtulmadığı takdirde yaptırımlara maruz kalacağını ve bu yaptırımları hissedeceğini söyledi O'Brien. O'Brien bir NATO ülkesinde Rusya sistemi, Rusya silah sistemi olamaz ifadesini kullandı. Sert mesajlardı diyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları da vardı diyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyledi. Türkiye'yi kaybetmenin hem Avrupa hem de Amerika için iyi olmayacağını kaydetti O'Brien. Türkiye'nin Karadeniz'de uzun bir sahili olduğunu belirtti. Karadeniz'de de önemli bir güç olduğunu kaydetti O'Brien. Bu yüzden Türkiye'yi NATO'da tutmak için elimizden geleni yapacağız dedi O'Brien. Ancak sadece S-400 konusu değil, F-35 konusunun da çarşamba günkü görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Hatırlayacaksın, bu S-400 alımı nedeniyle, Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye F-35 üretim programında üyeliği askıya alınmıştı. Türkiye tekrardan F-35 programına dönmek istiyor. Kaldığı yerden yola devam etmek istiyor. Ancak Amerika en azından şu anda buna yanaşmıyor. S-400'lerle F-35 bağlantılı bir şekilde gidiyorlar. Amerika'nın istediği, Türkiye'nin S-400'leri en azından aktif hale getirmemesi, en azından basına yansıyan haberler bu yönde. İşte çarşamba günkü görüşmede S-400'lerde F-35 konusunda nasıl bir ilerleme sağlanacağı merak konusu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatı da ikili görüşmede önemli bir yer tutması bekleniyor. Özellikle Kongre ve Amerikan kamuoyu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğu harekatına oldukça tepki göstermişti. İşte o süreçte Temsilciler Meclisi
Türkiye'yi protesto eden bir karara da imza atmıştı. Türkiye'ye yönelik karar tasarısını da kabul etmişti. O süreçte açıkçası Başkan Donald Trump biraz tepkileri frenlemeye çalışmıştı diyebiliriz. Bununla birlikte Başkan Donald Trump da Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Ama yine de Kongre'de yükselen, Türkiye'ye yönelik yükselen ve kamuoyunda Türkiye'ye yönelik yükselen tepkileri hafifletmeye çalışmıştı diyebiliriz. Bundan sonra Suriye'de nasıl bir politika izlenecek? Çarşamba günkü o sorunun yanıtı da bulunmaya çalışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gelmeden önce Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili Amerika'nın da Rusya'nın da verdiği sözleri yerine getirmediği eleştirisinde bulunmuştu. İşte bu eleştirisini Trump'a da yapması bekleniyor. Suriye konusu da görüşmede önemli bir yer tutacak. Bununla birlikte Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bir yaptırım tasarısı var. Bunun Senato'ya gelip gelmeyeceği, Türkiye'ye yönelik yaptırım tartışmalarının da iki ismin görüşmesinde gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer yaptırım tasarısı Senato'ya gelirse Senato'da da büyük çoğunlukla kabul edilmesi muhtemel ki eğer böyle bir durum olursa bu Başkan Donald Trump'ın iki kolunu birden bağlayabilir. O zaman Başkan Donald Trump'ın yaptırımları engelleme konusunda yapacağı eğer 3-2 çoğunlukla kabul edilirse çok bir şey yok anlamına geliyor. O yüzden yaptırım konusunun da iki ismin gündeminde en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor. Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce de dediğimiz gibi çarşamba günü görüşecekler. 15.10'da yerel saatle ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına da hitap edecek Amerika'da. Ondan sonra da Perşembe günü, Salı günü geleceği Amerika'dan Perşembe günü ayrılması bekleniyor diyebiliriz. Kısaca çarşamba günkü görüşme iki ülke ilişkileri açısından önemli bir görüşme olacak gibi görünüyor Özlem. Washington bu hafta Erdoğan'ı ağırlayacak Serhan ama bir yandan da Aziz soruşturması açısından da kritik bir hafta başkent için. Soruşturmadaki son durum için sözü bir kez daha sana bırakalım. Özlem sen de söyledin açış konuşmasında önemli bir viraja giriliyor. Gerçekten önemli bir viraj. Daha önce Temsilciler Meclisi'nde Aziz soruşturması kapsamında kapalı kapılar ardında konuşan diplomatlar bu sefer bu hafta basına açık şekilde Temsilciler Meclisi'nin istihbarat komisyonunda basına açık bir şekilde ifade verecekler. Amerika'da gündemin en önemli maddesi bu diyebiliriz. Bütün medya, bütün kamuoyu bu açıklamaları bekliyor diyebiliriz. Çarşamba günü gerçekleşecek ilk bu açıklamaların ilki William Taylor, Amerika'nın vekaletin Ukrayna Büyükelçiliğini yürüten William Taylor Temsilciler Meclisi'ne gelecek ve ilk ifadeyi o verecek. William Taylor geçen ay yaptığı ifadede geçen ayki ifadesinin Başkan Donald Trump'a en fazla bu süreçte Başkan Donald Trump'a en fazla zarar veren ifade olduğu belirtiliyor. Ne demişti William Taylor? William Taylor geçen ayki ifadesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkilinin kendisine Ukrayna'nın eski başkan yardımcısı Joe Biden'la oğlu hakkında soruşturma açması durumunda Ukrayna'ya yönelik bu ülkeye yönelik askeri yardımın verileceğini söylediğini aktarmıştı. Kendisinde kesin olarak bunu anladığını Ukrayna'nın eski başkan yardımcısı Joe Biden'la oğlu hakkında soruşturma açması durumunda bu ülkeye yönelik Kongre'nin onay verdiği silah yardımının ancak o zaman Başkan Donald Trump tarafından onaylanacağını anladığını belirtmişti. Eski başkan yardımcısı Joe Biden burada önemlisi mi? Başkan Donald Trump Joe Biden'ı 2020'deki muhtemel rakibi olarak görüyor. Ve Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla da Joe Biden'a zarar verme açısından zarar vermek için Ukrayna'nın Joe Biden ve oğlu ile ilgili soruşturma açmasını istiyor. Neden oğlu da dahil? Çünkü oğlu da bir dönem Ukrayna'da bir firmada üst yönetiminde çalışmıştı Joe Biden'ın oğlu. İşte William Taylor gelecek ve Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek. William Taylor değil. George Kent de gelecek. George Kent de Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı görevini yürüten bir isim. O da Ukrayna konusunda uzman. Gün be gün her gün Dışişleri Bakanlığı'nda Ukrayna ile ilgili briefing alan bir isim. George Kent de geçen ayki kapalı kapılar ardındaki oturumda verdiği ifadede özellikle Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'yi suçlamıştı. Rudy Giuliani'nin bir yalan kampanyası yürüterek Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch'in görevinden alınmasını sağlamıştı. Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Maria Yovanovitch, Rudy Giuliani'nin bu yöndeki çalışmalarını engelleyen isimlerden biriydi. Rudy Giuliani'nin baskısıyla
Maria Jovanović görevinden alınmıştı. İşte George Kent de geçen ay verdiği ifadede bu iddiaları doğrular şekilde konuştu. Rudy Giuliani'nin yalan kampanyası yürüterek Maria Jovanović'in görevinden alındığını belirtti ki Rudy Giuliani'nin ismi William Taylor'ın ifadesinde de gündeme gelmişti. William Taylor da Rudy Giuliani'yi George Kent gibi Dışişleri Bakanlığı dışında gölge bir Ukrayna politikası izlemekle suçlamıştı. Bu iki isim çarşamba günü konuşması bekleniyor. Kameraların karşısına geçecekler ve çarşamba günü konuşacaklar. Maria Jovanović, eski Ukrayna Büyükelçisi de Cuma günü Temsilciler Meclisi'ne gelecek ve o da kameraların karşısına geçerek Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Maria Jovanović de geçen ayki Temsilciler Meclisi'nde kapalı kapılar ardında verdiği ifadede Rudy Giuliani'nin Başkan Donald Trump'ın yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle, ki Rudy Giuliani'yi kastediyor, yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle görevinden alındığını belirtmişti. Hatta Ukraynalı yetkililerin kendisine arkanı kolla telkininde bulunduğunu aktarmıştı Maria Jovanović. Bu üç isim de, bu üç diplomat da birbirleriyle uyuşan açıklamalar yapmışlardı. İşte bu üç isim bu hafta kameraların karşısına geçecekler ve azil soruşturmasında Amerikan medyasına yönelik açıklamalarda bulunacaklar. Peki neden bu üç isim kameraların karşısına geçiyor? Geçen ay zaten ifade vermişlerdi. İşte onun yanıtını da bir nevi azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff verdi diyebiliriz. Adam Schiff, Amerikan kamuoyunun, Amerikan halkının süreci daha iyi anlaması açısından ve kendi yargılarını oluşturabilmeleri açısından bu üç ismin kamuya açık bir şekilde ifade vermelerini istediklerini ve bunu kendilerinin de kabul ettiğini söyledi. Sadece bu üç isimle sınırlı kalmayacak gibi yayınlarımızda hep söylüyoruz. Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı eski danışmanı John Bolton'un da ifade vermesi bekleniyor. Yani Bolton daha önce Temsilciler Meclisi Bolton'a bir davetiye göndermişti ifade vermesi için. Ancak Bolton'un avukatı celp talep etmişti. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu henüz bu celpi Bolton için yayınlamış değil. O nedenle Bolton'un ifade verip vermeyeceği, ne zaman ifade vereceği tartışma konusu. Ancak bununla birlikte avukatı Bolton'un şu ana kadar azil soruşturması çerçevesinde söylenenlerin dışında Bolton'un da daha çok söyleyeceği olduğunu belirtti. Bu da bir nevi Amerikan medyasında Bolton'un aslında ifade vermeye çok istekli olduğu şeklinde yorumlandı. Bolton bu azil soruşturmasında oldukça ismi öne çıkan bir kişi, daha önceki diplomatların ifadesinde öne çıkan bir isim kişi. John Bolton'un Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Ukrayna konusundaki politikasından endişeli olduğu ve Rudy Giuliani'yi bir el bombasına benzettiği şeklindeki sözleri basına yansımıştı. Diplomatlar bu şekilde ifade vermişlerdi. Bu nedenle John Bolton'un ifadesi önemli, merakla bekleniyor diyebiliriz. Yardımcısı da Temsilciler Meclisi'nde ifadeye çağrıldı. Charles Kupperman, ama Kupperman bu durumu mahkemeye taşımış durumda. Mahkeme kararı verecek Kupperman'ın ifade verip vermeyeceğini. Çünkü Beyaz Saray yönetimi, yönetimde çalışanların işbirliği, Temsilciler Meclisi'nin yürüttüğü soruşturmayla işbirliği yapmasını istemiyor. Kupperman'da Temsilciler Meclisi bir yanda çağırırken Beyaz Saray yönetimi istemediği bir durumda ne yapacağını mahkemeye taşımış durumda. Onunla ilgili kararı da mahkeme verecek. Ona göre de Kupperman ifade verip vermeyeceği ortaya çıkacak. O mahkemenin duruşmasının da bu hafta yapılmasını bekleniliyor Özlem. Temsilciler Meclisi Ukrayna Devlet Başkanı'yla, hemen hatırlatalım, Başkan Donald Trump arasındaki 25 Temmuz'daki telefon konuşması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. O telefon konuşmasını dinleyen istihbarat yetkililerinden biri ulusal güvenliğe zarar vereceği endişesiyle bunu şikayetini dile getirmiş ve bu şikayet yürürlüğe konmuştu. Bu şikayetin de gündeme gelmesiyle birlikte azil soruşturması Temsilciler Meclisi'nde başlatılmıştı. Azil soruşturması Başkan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'ndan kendi kişisel çıkarına bir nevi silah yardımını kişisel çıkarına bağladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
yaptı ve bu soruşturma devam ediyor. Daha uzun bir süre devam edecekmiş gibi görünüyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu raporunu hazırladıktan sonra Adalet Komisyonu'na gönderecek. Adalet Komisyonu azil kararı alırsa Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Daha sonra iş Senato'ya kalıyor Özlem. Bu arada Washington'da konuşulan bir isim de ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley. Serhan, Haley çıkarmaya hazırladığı kitabı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kitapta kimlerin isimleri geçiyor? Özlem, kitapta Rex Tillerson'la, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Beyaz Saray eski Genel Sekreteri John Kelly'nin isimleri geçiyor. Özellikle Nikki Haley bu iki ismin kendisini Trump'a zarar vermek için yönlendirdiğini belirtiyor. Ancak bu tartışmalı bir konu diyebiliriz. Çünkü John Kelly'den konuyla ilgili açıklama geldi. John Kelly, Nikki Haley bu iki ismin Trump'ın bazı kararlarına direnmesi yönünde kendisine çağrı yaptığını söylüyor. John Kelly bunu şu şekilde açıklıyor. Başkan Donald Trump'ın karar vermeden önce bütün seçenekleri değerlendirip ona göre karar vermesini istediğini belirtiyor ve eğer bu suçsa suçluyum diyor John Kelly, açıklaması bu yönde. Rex Tillerson'ın da kendisine eğer Trump'ın bütün kararlarının yerine getirilmesi durumunda birçok insanın öleceğini aktardığını belirtiyor. Nikki Haley bu iki ismin yaklaşımını, kendisine yönelik yaklaşımını yanlış olarak niteliyor. Bununla birlikte Rex Tillerson'dan henüz konuyla ilgili açıklama yok. Rex Tillerson, hatırlayacaksın, bir tweet mesajıyla görevinden alındığını anlamıştı, haberdar olmuştu görevinden alındığını. Başkan Donald Trump attığı tweet mesajında Mike Pompeo onun yerine aday gösterdiğini söylemişti. Bu iki isim Dışişleri Bakanlığı döneminde Rex Tillerson'la Başkan Donald Trump pek iyi anlaşabildiği söylenemez. John Kelly de biraz hareketli, yaklaşık 2 yıl süren Beyaz Saray'daki genel sekreterliği sırasında da Başkan Donald Trump'la zaman zaman ters düşmüş bir isimdi. O da görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sadece Nikki Haley değil, John Bolton da yakında, az önce eski ulusal güvenlik danışmanı, onun da kitap yazması bekleniyor John Bolton'ın. John Bolton Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla bir yayın eviyle anlaştı. 2 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve o da anılarını yazacak. Onun da anıları son, özellikle azil süreciyle birlikte merakla bekleniyor diyebiliriz. John Bolton'ın kitabının yalnız ne zaman çıkacağı belli değil. Bununla birlikte Nikki Haley'nin kitabı yarın çıkıyor Özlem. Serhan Akif Ak Yıldız bu hafta hem Türk-Amerikan ilişkileri hem de azil soruşturması açısından yoğun bir hafta geçirecek olan Washington gündemini aktardı. Teşekkürler Serhan. Haftanın ilk basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Gazete, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in şiddet dozu giderek artan protestolardan ve ordunun desteğini çekmesinden sonra istifa ettiğini yazıyor. Habere göre yaklaşık 14 yıldır iktidarda olan 60 yaşındaki Morales, Latin Amerika ülkeleri arasında en uzun süre görevde kalan liderlerden biriydi. Morales'in şaşkınlık uyandırıcı düşüşü, Amerika Devletleri Birliği'nin Bolivya'da yapılan seçimlerde açık manipülasyon tespit ettiğini açıklamasını izledi. Bolivya'nın ilk yerli lideri sosyalist Evo Morales, otoriter yanının baskın hale gelmesi üzerine aldığı eleştirilere rağmen yoksullukla mücadele ve devlet yatırımlarıyla kentleri kalkındırma gibi alanlarda attığı adımlarla takdir toplamıştı. Ancak bir zamanlar büyük farklı seçimler kazanan Morales, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının iktidardan inme çağrılarına ve ülkenin önde gelen işçi sendikasının istifa taleplerine boyun eğdi. Morales ve kurmayları ise uygulanan bu baskı politikasını eski devlet başkanı sağcı muhalif Carlos Mesa'nın planladığı bir darbe olarak niteledi. New York Times'a Madagaskar'da yapılan seçimlere müdahalesinin Rusya'nın yabancı bir ülkenin seçimlerine yönelik olarak yürüttüğü şimdiye kadarki en açık müdahale olduğunu yazıyor. Habere göre Madagaskar'da bir tatil köyünde konuşulanan Ruslar yerel dilde gazete basarak ve para verdikleri öğrencilere övgü dolu makaleler yazdırarak ülkenin devlet başkanının seçimleri kazanması için girişimlerde bulundu. Ülkeyi afişlerle donatan Ruslar ayrıca televizyon kanallarından yayın saati satın aldı, gençlere seçim mitinglerine katılmaları için para verdi ve gazetecilere bu mitinglerin haberlerini yaptırdı. Hatta rakiplerinin yarıştan çekilmesi için kampanya bürolarına korumalarla baskınlar düzenleyip rüşvet taleplerinde bulundu. Madagaskar Seçim Komitesi üyeleri ise bu durum karşısında alarma geçti. Gazete, Rusya'nın başkanlık seçimlerini etkileme çabalarını Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülke Madagaskar gibi bir ülkeye yöneltmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydediyor.
Wall Street Journal ise Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun halka arzı konusunda yaşanan sorunları aktarıyor. Habere göre Aramco Eylül ayında tesislerine yapılan ve bir petrol üretimini bir süreliğine yarı yarıya azaltmak zorunda bırakan saldırılara bağlı olarak elde ettiği karın hızla düştüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük halka arz girişimini geçen ay gerçekleştirmesi beklenen ancak süreci geciktiren Aramco, yatırımcılarına gönderdiği açıklamada terör ve silahlı çatışma riskinin firmanın operasyonlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Aramco, Eylül ayındaki saldırılardan birkaç hafta sonra tam kapasite üretime başlasa da rafinerileri beslemek ve müşteri talebini sabit tutmak için petrol ithal etmek zorunda kalmıştı. Üçüncü çeyrekte maliyetlerin artmasıyla birlikte Aramco'nun elde ettiği kar 21 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Oysa bu miktar geçen ay aynı dönemde 30 milyar 300 milyon dolardı. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun tarihin en önemli stratejik ortaklıklarından biri olmaya devam ettiğini söyledi. Kısa süre önce Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 30. yıl dönümü için gittiği Almanya'da konuşan Pompeo, milyonlarca kişinin özgürlüğe kavuşmasına yardım eden ittifakın, dünyanın farklı noktalarındaki komünist hükümetlerin oluşturduğu tehlikeler karşısında hala kritik roller üstlendiğini vurguladı. Pompeo'nun bu sözleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir söyleşide Amerika'nın ittifaka yeterince taahhütte bulunmamasının NATO'nun beyin ölümüne yol açtığı şeklindeki açıklamaları izledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılan bir köyü ziyaret ettikten sonra Almanya'nın doğusundaki Leipzig'te konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, Transatlantik İşbirliği'nin 30 yıl önce Berlin Duvarı'nın yıkılmasında kritik rol oynadığını ve bugün de hala önemli görevler üstlendiğini söyledi. Demokratik değerleri temsil eden ülkelerin uzun süre çok yakın işbirliği yapması sonucunda 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması, 1990'da ise Almanya'nın birleşmesinin yaşandığı yerdeydik. Bu özgürlük getiren ve milyonlarca kişiyi çok çok zor bir durumun içinden çekip çıkaran olağanüstü bir çalışmaydı. NATO hala yazılı tarihin en önemli stratejik ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Pompeo'nun NATO'yu öven sözleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ekonomist dergisine verdiği söyleşide Transatlantik İttifak'ın beyin ölümü geçirdiği ve Avrupa'nın savunma konusunda Amerika'ya güvenemediği şeklindeki açıklamalarından sonra geldi. NATO üyesi Avrupa ülkelerine seslenen Macron, eski kıtanın uçurumun kenarında olduğunu ve silkinip kendine gelmedikçe kaderini kontrol edemeyeceğini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ise Macron'un görüşlerine katılmadığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı çok sert kelimeler kullandı. Benim NATO ile işbirliği konusundaki görüşlerim bu yönde değil. Bazı sorunlarımıza ve bir araya gelme ihtiyacına rağmen bu kadar genel yargılarda bulunmaya gerek yok. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın güçlü olduğunu savundu. Avrupa bütünlüğüne kucak açıyorum. Avrupa savunmasının güçlendirilmesi çabalarını memnunlukla karşılıyorum ama bu transatlantik birliğin yerini alamaz. Başkan Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararının bir başka NATO üyesi olan Türkiye'nin Suriye'ye girmesine olanak tanıması, ittifak içindeki işbirliği konusunda bazı soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Macron'un açıklamalarının NATO'nun mevcut durumuna ilişkin doğru bir değerlendirme olduğunu kaydetti. Başkan Trump seçim kampanyası sırasında NATO'nun köhne olduğunu söylemiş, NATO üyesi Avrupa ülkelerini sık sık ittifaka verdikleri taahhütleri yerine getirmemekle suçlamıştı. NATO üyeleri gayri safi milli hasılalarının %2'sini savunmaya harcama taahhütünde bulunuyor. Pompeo ise bunun Trump'ın ittifakı güçlü tutmak istediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ve böylece kentin doğusuyla batısı arasında onlarca yıl süren bölünmüşlüğün son bulmasının üzerinden geçen 30 yıl içinde kentteki sanatçılar bir zamanlar komünizmle yönetilen Doğu Berlin'deki terk edilmiş binalara yeniden hayat verdi. Bu kültürel manzara Doğu ile Batı arasında bugün hala devam eden uzlaşma çabalarına da esin kaynağı oldu. Gilbert Florian, eskiden komünist olan Doğu Almanya'da yaşamın ne kadar kısıtlı olduğunu çok iyi biliyor.
Resmi adıyla Demokratik Almanya Cumhuriyeti ya da kısaca GDR olarak bilinen Doğu Almanya'da gazetecilik yapan Florian, Doğu Almanya Devlet Hapishanesi'nde 2 yıl yatmış. Suçu Doğu Berlin'deki yeraltı punk yaşamının belgeselini hazırlamak. Yetkililer belgeseli iktidara karşı tehdit olarak görmüş. GDR farklı olan her şeyden çok korkardı. Birazcık aykırılık ve eleştiriden bile. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması bütün bunları değiştirmiş. Siyasi özgürlükler beraberinde sanatçıları da getirmiş. Jim Avignon, Doğu Berlin'i bir tuval gibi gören ve tarihi resmeden ilk sanatçılar arasındaymış. O dönemde yaşananların resmini yapıyordum. İş adamlarının doğuya nasıl akın ettiğini göstermek istedim. Brandenburg kapısına McDonald's tabelası çizdim. Duvarın yıkılmasıyla Berlin iş dünyasına açıldı ve kent aniden büyüdü. Bir zamanlar komünist işçi sınıfının kullandığı binalar ve fabrikalar gece kulüplerine, barlara, sanat galerilerine ve stüdyolara dönüştü. Kentteki bu değişime tanıklık edenlerden biri de müzisyen Paul Frick. Birdenbire çok daha büyük bir kentte yaşama tecrübesi ve Berlin'i bir bütün olarak keşfetmek inanılmazdı. Yıllar süren bir keşif. No Cell Phones on the Dance Floor, dans pistinde cep telefonu yasak adlı yeni bir sergi, o günlerin ruhunu ve aşırılığını yansıtıyor. Siyasi bir kafa karışıklığının yaşandığı o dönem, dans pistleri Doğu ve Batı Almanları eşit şartlarda buluşturan bir platform oldu. Serginin küratörüne göre bu platform Almanların birleşme hakkında konuşmadan birleşmesini sağladı. Bunun önemini anlamak için bugün Kuzey ve Güney Kore'nin birleştiğini ve bütün gençlerin yeni bir müzik tarzıyla dans ettiğini hayal etmeniz gerek. 90'ların başında Berlin'de yaşanan işte tam da buydu. O ruh bugün hala canlı. Geçenlerde bir zamanlar duvarın bulunduğu yerin yakınında sahne alan Moskovalı müzik grubuna gösterilen ilgi de bunun kanıtı. 30 yıl sonra Berlin hala Doğu ile Batı arasında hayati bir bağ olmayı sürdürüyor. Tek fark artık bu kentin kısıtlamalarla değil fırsatlarla dolu olması. Ve bu kent size hangi taraftan olursanız olun bazen kendinizi müziğin akışına bırakma isteği veriyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugün de yayınımızın sonuna geldik ancak hafta boyunca bu ekranda olmayı sürdüreceğiz. Haber ve söyleşilerimiz interneti amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.